Evet sevgili dostlar sponsorumuz Golver.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepinize hoş geldiniz bol yağmurlu bir Antalya gününden hepinize selam olsun muhtemelen bu Antalya'daki son videomuz olabilir o yüzden Antalyalı arkadaşlardan özellikle beğeni talep ediyorum bütün arkadaşlarımdan da abone olmalarını rica ediyorum. Ren kiminci için sonuç alamadı. Ren Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Minji transferinde sonuç alamadı diyor haberde kısaca. Güney Koreli için anlaşamadığı haber globalden Sercan Hamzoğlu'nun haberine göre Fransız kulübünün temsilcileri Salih Acıbert'in kulüple yaptığı transfer görüşmelerinde sonuç alamadı demiş. Kaç teklif ettiler ki acaba? 2,5-3 milyon euro falan mı teklif ettiler? Normal şartlarda sonuç almaları lazımdı. Geçtiğimiz sezon başında Beijing, Wuhan'dan 3 milyon euro karşılığında transfer eden 25 yaşındaki Güney Koreli savunmacı Fenerbahçe forması 2021 sezonda 39 maça çıktı. Bir gol kaydetti. Bakın haber bu. Haber bu. Yani siz bu habere bakıp da nasıl anlaşamadı demeyeceksiniz herhalde. Ben şunu söyleyeyim. 20 milyon euroya satmak istiyorsak masada teklifler var arkadaşlar. Masada teklifler var. 23'e de satabiliriz. Masada teklifler var. Ama inşallah bir aksilik olmasa kim minşi, bir yılda kalacak. Atilla Selayye dev talip Paris Saint Germain. Şimdi başlıktan bağımsız olarak diyorum ki arkadaşlar dur şimdi duyumu da anlamanız için söylüyorum. başlıktan bağımsız olarak diyorum ki ben Fenerbahçe'de Atilla Selayye'nin geleceğini görmüyorum. Yani Atilla Selayye'nin Fenerbahçe'de devam etme durumunu pozitif manada görmüyorum. Her an... E başka bir takıma transferi gerçekleşebilir diyorum. Özellikle bu transfer döneminde. Adı birçok Avrupa kulübü anılan Fenerbahçe ile Atilla Salahi. Son talibi çok ses getirecek bir takım diyor. PSG. Fransız devinin Presnel Kimpempe'yi satması halinde Salahi'yi ilk hedef olarak belirlediği öğrenildi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu haber doğru ya da yanlış fark etmez. Ben doğru kabul ediyorum. Siz de doğru kabul ediyorsunuz değil mi? E, Fenerbahçeli olduğumuz için hepimiz bu haberi doğru kabul ediyoruz. Doğru muyum? Bu haber kesinlikle doğrudur. Yani tabii Paris Saint Germain isteyecek. Yani Paris Saint Germain istemeyecek de kim isteyecek? Real Madrid mi isteyecek? Ha, Real Madrid mi istiyormuş? İnşallah. Fakat burada komik olan başka bir olay var. Yönetim Abdülkerim Bardakçı'yı niye almak istedi? Çünkü yedek stoper olarak. Serdar Aziz'in yedeği olarak ya da Serdar Aziz'in önünde isim olarak almak istedi. Bu şu demek. Atilla Salah'ı e tamamen gözden düştü demek. Ki zaten Fenerbahçe Salah'ı satmak istiyordu. Şimdi bir daha almaları gerekebilir diyor. Inter'le Milan screener pazarlığı yapıyor Paris Saint Germain. Bu transferi bitirmeye yakınlar. Ancak Presnel Kimpembe konusunda yaşanacak gelişmeler bir stoper daha almalarını gerektirebilir diyor. Bu da çok komik değil. İşin komik olan tarafını açıklayacağım arkadaşlar. Galatasaray. Kim Pempe için Premier Lig'den takımların yanı sıra Real Madrid devredeymiş. Fransız ekibi iyi bir teklif gelmesi halinde 26 yaşındaki savunmacıyı gönderecekmiş. Geçen sezon Galatasaray'da Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan ve yeni dönemde Paris Saint Germain'de göreve başlayan Luis Campos'un bakın Galatasaray'da görev yapmış ismin yani Real <laughs> Luis Campos'un Kim alternatif olarak belirledi diyor. Potansiyeli yüksek. Macaristan milli takımıyla büyük takımlara karşı müthiş bir performans gösteriyor diyor. İlk teklif 15 milyon euro diyor. 24 yaşındaki savunma hocası için ilk teklifin 15 milyon euro olacağını öne Fenerbahçe bu rakam olabileceği yukarı çekme derdinde diyor. Fransız devi 2011 yılında da Fenerbahçe'den Defans'taki en önemli isimlerden biri olan Diago Lugano'yu 3 milyon euroya kadrosuna katmıştı diyor. Ben bir şey söyleyeyim mi? 12-13 fark etmez. Eğer Atilla Salah'ı Paris Saint Germain'e giderse bir Fenerbahçe'nin marka değeri iki Fenerbahçe'nin dalga değeri. Nasıl dalga değeri? Luis Campos gitti de marka önermedi. Demek ki o bile marka olun topçu olmadığını anladı diye dalga konusu olur. 2 üç Fenerbahçe'nin maddi olarak eli güçlenir Harcaması güçlenir. Her şeyi güçlenir. Yani her şeyi güçlenir. 4-5 diye de saymaya gerek yok arkadaşlar. Ben bu transferin olabilir olduğunu düşünmüyorum. Ama inanmamız gerektiğine inanıyorum. Yani bu habere inanalım arkadaşlar. Doğru gibi diyorum. İnşallah mesaj alınadınız. Ama bir kez daha söylüyorum. Ben Atilla Saray'ın geleceğini görmüyorum. Takımdan ayrılacak isimler netleşti. Sporta da Süperlik, Fenerbahçe, Mutlak Hedef, Şorgesi, su takımdan gitmesi muhtemel isimler hızlı geçiyorum. Yani 2 saat lagalugalarla e, sizi yormak istemiyorum. Otomaçta işte, yer alan habere göre bakalım ne kaçı doğruymuş. Yabancı sayısına yer açmak için gözden çıkarılan isimler belli oldu. Sarı lacivert takımda Max Mayer Ben şöyle yapayım mı? E, doğru ya da yanlış diyeyim. Max Mayer doğru. Steven Colker o bizim futbolcumuz değil zaten. Bunları feshetmeye çalışıyormuş. Tisserand doğru. Hatta Tisserand'ın Fransa Ligi'nden bir takımla da görüştüğünü... Dur bir dakika. Fransa Ligi'nden bir takımla da Tisserand'ın görüştüğü bilgisini de verelim. Belli mi olur? Belki de bu transfer gerçekleşir sonra dersiniz. Sen demiştin diye. E, Lemos. Lemos için... Hatta yine vereyim. Lemos için 220 bin euroluk resmi teklifimiz var ama Lemos kabul etmiyor. Novak Novak <laughs> Novak sözleşme fesedinde gideyim diyor. Biz de çok beklersin diyoruz. Dimitris Pelkas. işte hepinizin şaşıracağı duyum burada çıkıyor ortaya. Jorge Jesus Dimitris Pelkas'tan kulüp bulmasını istedi desem inanmazsınız. Ben de bunu size zayıf duyum olarak veriyorum. Çünkü benim de inanasım gelmiyor. Yani en azından bir dener diye düşünüyordum ama Jorge Jesus Pelkas'tan takım bulmasını istedi. Zayıf duyum. Miha Zayt satış potansiyeli yüksek. Valencia denen, denenme sürecinde Valencia. Bilginiz olsun Valencia içinde yüzde yüz gidiyor kalıyor diyemem arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani inşallah takımlar alır. Hocam Atilla Salahi bunların içinde mi? Atilla Salahi bonservis de gönderilmesi planlanan isimlerden bir tanesi. Mesela Mergin Berisha şu an için Fenerbahçe'de kalıyor ama güzel bir teklif gelir gider. Buna bir şey diyemem. Yani şu an için misal veriyorum ya. O sayısam öyle. takımın biri çıktı bir de Dedi kullanan 50 milyon euro benden. Göndermez misiniz? Hani gitmeyecekti demezsiniz değil mi? O yüzden de ortada böyle bir durum var. Bu arada futbol A takımımızın yurt dışı kamp programı hakkında bilgilendirme paylaştı Fenerbahçe Spor Kulübü. Sağ olsun Allah razı olsun çok erken paylaştılar. Yani kamp bitince falan paylaşılabilirler de. Çok erken oldu. Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren futbol A takımımız. Bak mesela Topuk Yaylası'na gidilecekti. iptal olmuş. Biz onu da yeni öğrendik herhalde şimdi. İstanbul'da sürdüren futbol ağa takımız ikinci etap çalışmaları için bak ikinci etap çalışmaları için 1-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Avusturya'nın Graz şehri yakınlarında Bad Red bölgesinde kampa girecektir. Kulübümüzün kamp ve maç organizasyonu maç PR tarafından düzenlenecek olup Futbol takımımız kamp süresince iki hazırlık maçı yapacaktır. Fenerbahçe'miz 2 Temmuz Cumartesi günü yerel saat ile 18.30'da Sırbistan ekibi Partizan'la 6 Temmuz Çarşamba günü 18.30'da Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile karşı karşıya gelecektir. İki karşılaşmada Gras kentindeki Merkür Arena'da gerçekleştirilecek olup bilet satışları ile ilgili ayrıca bilgi verilecektir diyor. Eee... Yani bu iki maçın da taraftarı açık olması planlanıyor. Hocam Allah'ını seversen Mol Feher, ne ve ne ya? Allah'ını seversen. Hadi partizan anladın da. Yani 7 günlüğüne oraya şeye gidiyorsun. Kampa gidiyorsun. Yaptığın takımlar bu mu? Arkadaşlar. Canım arkadaşlarım. Hazırlık maçlarında ciddi alınacak tek hazırlık maçı son hazırlık maçıdır. Bilginiz olsun. Onun dışındaki bütün maçlar ya sistem belirleme maçıdır. Ya futbolcuların adaptasyon maçıdır. Ya futbolcuları deneme maçıdır. Bakın 6 Temmuz. Yani resmi maçımıza 2 hafta kalan. 6 Temmuz'daki maçı yapıp 2 hafta sonrası. Bir de 10 Temmuz'da Hal City ile İstanbul'da maç var. Bak Hal City maçını önemseyin. O maçı ciddi ciddi yorumlayalım. Birlikte yorumlayalım bu maçı. Onu önemseyin ama bunları önemsemeyin. 25'inde yani 25 Haziran 2 Temmuz 6 Temmuz. Bu maçları önemsemeyin. Bu maçlar önemsiz maçlar. Normalde önemli maçlar. Ben size söyledim 6 Temmuz'dan sonra yapılacağını. Hani ben 6 Temmuz'da bir önemli maç onun da diğer önemli maç diye saymıştım ama e, bu da böyle bir etmen oldu. Evet. Ee, Ferdi Kadıoğlu haberi. Ona da geçelim. Nottingham Forest'ın Ferdi Kadıoğlu ası. Nottingham Forest. Fenerbahçe'li Ferdi Kadıoğlu. Nottingham Forest'ın bir numaralı transfer hedefi olmuş. Ocak ayında Ferdi'yi transfer etmeye çalışan lakin başarısız olan İngiliz temsilcisi yeniden devreye girmiş. Şimdi ben sizi çok yormadan merak ettiğim konu sadece şu. Kaç teklif etmişler? Hani haberi de ben yeni gördüğüm için söylüyorum. Yani buna ilişkin bir bilgim yok. Haberiniz olsun. Şimdi... Ee, geçtiğimiz Ocak ayında sözleşmesinin bitimine 6 ay kala Ferdi ile sözleşme imzalatmak istemişti. Fenerbahçe 4 yıllık yeni mukavele yaptı. Başaramadılar. Ve 22 yaşındaki futbolcu kadrosuna katmak için çaba sarf ediyorlar. Fenerbahçe'nin de paraya ihtiyacı var diyor İngiliz basınında. Nottingham gözünü karartabilir. Nottingham Forest Premier Lig'e çıktığı için Premier Lig'den gelen 200 milyon sterlinle güçlü bir kadro kurmak istiyor. Ve Ferdi Kadıoğlu için gözünü karartabilir diyor. Fenerbahçe 17 milyon euro istiyor. Haberin devamında Fenerbahçe'nin Ferdi için astronomik bir rakam gelmediği sürece satmayı düşünmediği ve milli futbolcu için 17 milyon euro istediği belirtildi diyor. Size bir şey soracağım. Harbi harbi 17 milyon euroya Ferdi'yi sattık diyelim. Harbi harbi. Bana bir tane Türk futbolcu alın. 17 milyon euronun yarısından daha az parada olsun ve değilsin. Ferdi'den de daha iyi performans göstersin. Var mı? Peki başka bir soru soruyorum. Şu anda dünyadaki yani Türk milli takımının da oynamasını da baz alarak soruyorum. Dünyadaki en iyi Türk sol bek ferdidir desem yalan der misiniz? Diyebilir misiniz? O yüzden arkadaşlar bana mantıklı gelmiyor. Modern bir kanat oyuncusu diyor. Haberde Nottingham Forest'ın sol beki Max Lowen kiralık sözleşmesinin son erdiği Sheffield United'a döndüğü bu nedenle Premier Lig'in yeni temsilcisi en az bir sol e ihtiyacı oldu. Ferdi için sahanın her iki tarafında da tehdit oluşturuyor. Oyunun hücum tarafında driplik ve asist yapmayı seven modern bir kanat oyuncusu demiş. Doğru. Bunlara da katılıyorum arkadaşlar. Ama Ferdi'nin gidişine çok ihtimal vermiyorum. Bilginiz olsun. Ha 17 milyon euroyu da dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Benim e, duyumum 16 milyon euro teklif gelmedi müddetçe satılmaz şeklinde. Haberde 17 diyor. Olabilir. Ve Fenerbahçe Gabriel Barbosa için son atakta. Bakın arkadaşlar haberin başlığına ben muhtemelen şöyle yazacağım işte. Fenerbahçe'de Gabriel Barbosa transferinde son dakika gelişmesi diye. Bu son dakika gelişmesi. Niye biliyor musunuz? Bu haberden sonra ya ben size Gabriel Barbosa müjdesini vereceğim birkaç gün içerisinde ya da diyeceğim ki arkadaşlar iptal. Ama size ısrarla söylediğim bir cümle vardı. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Bana kalırsa... Forvet transferi 25 Haziran'dan önce asla yapılmayacak. Hatta abartıyorum. Temmuz'dan önce yapılmayacak. Hatta daha da abart hocam derseniz 3 Temmuz ve sonrasında anca gelir forvetimiz. İyi de hocam 20'sinde resmi maçımız var. Bize forvet şart oldu. Şart derseniz de yapacak bir şey yok. Duyumlarım ve duyumlarımdan elde ettiğim yorumları bu şekilde demiştim. Maalesef haklı çıktı. Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Jorge Jesus'un eski öğrencisi Brezilyalı Gabriel Barbosa için bir kez daha girişimde bulunacak. Transfer hızlı bir iş yapan Lincoln Henrique ve Burumay kadrosuna katan Fenerbahçe'de. Yönetim şimdi asıl bombayı patlatmak için kolları sıvadı. Gabriel Barbosa daha çok bilinen adıyla Gabigol asıl hedef. Jesus eski öğrencisini kadroda görmeyi çok istiyor. Brezilyalı yıldızda Avrupa futboluna da dönmeyi arzuluyor. İkili tecrübeli teknik adamın geçen ayki Brezilya tatilinde bir araya gelmişti, görüşme gerçekleştirmişti. Gabigol'in yeşil ışık yakması sonrası yönetimde menajeriyle Londra'da masaya oturdu. Oyuncu tarafında bir sorun yok ancak Flamengo'yu takımın en önemli yıldızını sezon başlamışken vermeye ikna etmek işte de kolay değil. Ben size burada gizli bilgiyi söyleyeceğim arkadaşlar. Bu haberi izlemenizin gizli bilgisi. İçimden bir ses diyor ki bakın duyum olarak asla veremem. Böyle şeyin duyumu mu olur? İçimden bir ses diyor ki Gabriel Barbosa Samat dalaşacak. Nasıl yani? Hocam Samat dalaşacaksa almayalım. Yok yok. Hani Flamengo takımında Gabriel Barbosa birdenbire bir aptallaşacak. Birdenbire bir beceriksizleşecek. Böyle ayağından top kaçırmaya falan başlayacak edecek. Sonra diyecekler ki Gabriel Gabriel hayırdır la? Gabriel diyecek ki kafamda deli sorular var. Nasıl yani Gabriel diyecekler. Fenerbahçe aşkı kafamı karıştırıyor. Kendimi futbola veremiyorum. Allah'ınız kitabınız varsa bırakın beni Fener'e gideyim diyecek. Hani içimden bir ses böyle söylüyor. Abi çok film izlediğimden de olabilir. Çok kitap okuduğumdan da olabilir. Muhtemelen kitaplardan dolayı. Yani filmden dolayı da çok film izleyemiyorum. Zamanım oluyor. Bu arada harcama Dimitri hatlattı Fenerbahçe zoru başarmak için Brezilya'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Başkan Ali Koç'un aynı Jorge Jesus sürecinde olduğu gibi. Abi gol transferinde de görüşmeleri bizzat yapması muhtemel. Fenerbahçe'nin planı kim ya da Salahin'in satışından elde edilecek gelirin tamamına Brezilya'da golcüde kullanıp bu işi bitirmek. TFF'nin sana acepetler için açıkladığı harcama limitinde %40'lık sapmayla birlikte 1 milyar 378 milyon TL olmaz da yönetimde yönetime bu transferde biraz daha fazla hareket alanı sağladı diyor. Ne olacak canım biz de Eyüp Spor'a aldırır oradan kiralarız. 15 milyon euroyu geçebilir. Fenerbahçe'nin Flamengo'ya yapacağı teklifin 15 milyon euroyu geçebileceği öne sürüldü. Teklif paketinde Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalınması halinde ödenecek bonuslarla sonraki satıştan pay gibi maddelerde olması bekleniyor. Sarla verdiler bu son girişimden de sonuç çıkaramazsa bir an önce listedeki diğer adaylar arasında hızlandıracak. Yeni golcünün 20 Temmuz'daki Dinamo Kiev maçında sahada olmasına olanak sağlanacak. Hocam son dakika gelişmesi dediğin tam olarak hangisi? bir kez daha görüşülecekmiş. Bir, Ali Koç görüşecekmiş. İki, 15 milyon euroya kadar çıkılacakmış. Üç, yani bunlar sıcak haberler arkadaşlar. Kaç tane sıcak haber var? Birden fazla sıcak haber var. İçimden içimden bir şey diyordun. Ben tahmin ediyorum. içimden bir ses diyor ki Barbosa saçmalamaya başlayacak. Kulübü de diyecek ki hazır sen saçmalamışken sen hazır para ediyorken yani yapacak bir şey yok diyecek kulübü de gidip bize verecek. Barbosa'yı. Hani öyle hissediyorum. Hocam iyi de bu etik olur mu? Arkadaşlar futbol bu. Yani her an herkese transfer teklifi gelebilir. Şimdi mesela bir içinizden birisi bana desek hocam sanat e, sana sponsorluk teklifi misal veriyorum. E, ayda işte 10 bin lira sponsorluk teklifi kenarda bir yerde yazacak bizim adımıza gireceksin. Kafamda benim deli sorular olur. Ulan 10 bin lira iyi para. Seçsem mi seçmesem mi şöyle böyle falan. Mesela videoyu çekerken birdenbire dil sürçmesi yaşadım. Dedim ki ya şöyle de bir sponsor alsam nasıl olur? Ya da yanlışlıkla sponsorumuz golbar.com diyeceğimi onun adını söyledim. Siz bana kızabilir misiniz? Diyebilir misiniz? Mustafa hocam yaptığın doğru olmadı diye. Demezsiniz değil mi? Bence demezsiniz. Öyle düşünüyorum. Derseniz de ne diyelim canınız sağ olsun. Evet arkadaşlar benim bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar var bu için bir de harbi bir şey söyleyeyim mi yani e, harbi samimi bir şey söyleyeyim arkadaşlar size hani size sevdiğim için söylüyorum harbi bir şey söylüyorum eğer dandik bir isim alınacak olsaydı ya da alt e, segment bir isim alınacak olsaydı emin olun şimdi 50 kere alınırdı ve Arkasına da peş peşe şunlar sıralanırdı. Ya abi gole çok uğraştık ama üstten bakıyor. Zaten topçu kötüydü. Şöyle de bizim çöp gibi hemen çöplemeye de başlar. Barbosa kim Allah'ını seversiniz ya. Gabriel Barbosa diye futbolcu ismi mi olur? Ben düğünümde oynatmam falan filan derdim. Lan oğlum o da Samatta'nın bir üst versiyonu falan diye başlarlardı. Biliyorsunuz Fenerbahçe taraftarının çöplemek de üstüne yok. Süreç böyle olurdu. Allah sonumuzu hayır etsin. Eğer hayırlısıysa bir an önce transferi gerçekleşsin. Siz de mutlu olun. Ben de Hayırsızıysa kim hayırlı olacaksa o olsun. Hocam hadi o olmadı. Alternatifler var mı? Var. Alternatifler de var. Hatta anlaşılan alternatifler de var. Özellikle ben Sherlock konusunda da dikkat etmeniz gerektiğini düşünenlerdenim. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ben de videoyu 19.07'ye tamamlayayım. Belki beğenmenize daha çok yardımcı olur diye düşünüyorum. Görüşmek üzere.